Temelde düşünürken, hafıza merkeziyle planlarken bu etkinliği dediğim gibi sabah bizim küçük grubumuzdan bir atölye yaptık Kıbrıs'taki kayıplar üzerine. Bizler öğrenmek için biraz daha bu materyali. Arkasından da bu üç paneli planlarken aslında temel hedefimiz şu, bir giriş bu konulara Türkiye'de. Eğitim bağlamında tartışmayı açmak temel kavramlara dolayısıyla şu ana kadar umarız bunu biraz yapabildik. Sorular üretmek kendi kafamızda ve ileride yapacağımız çalışmalar için bir zemin hazırlamak. Birinci oturum biraz daha işte giriş oturumuydu çeşitli kavramlara. İkinci oturumda işte disiplinlerden falan baktık biraz. Bakmaya çalıştık tarihten, coğrafyadan vesaire. Bu oturumda biraz dış ayna, iç ayna, bu dış iç kavramları da karıştı. Kıbrıs örneği, yavru vatanı hep sona atıyorsunuz diyor Meltem Hocam. Ama yok, o toparlaması için Meltem ve Mutlu Öztürk bizimle beraber olacak. Meltem, Onurkan Samani, elinizdeki dosyalarda zaten biyografileri de var ama kısaca söylersem lisans derecesini ODTÜ Tarih bölümünde yapmış, yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe'de tamamlamış bir hocamız. Tarih kitaplarının yenilikçi anlayışla yazılması çalışmalarında çeşitli kaynaklar var. Diğer yanınızdan bilmiyorum onlarda. Çeşitli tarih kitaplarının geliştirilmesine çok etkin çalışmış bir hocamız. Kıbrıs konusu, özellikle kayıplar konusunu dinleyeceğiz. Sonra sözü Mutlu'ya vereceğim. Hocam buyurun. Herkese son oturuma kaldığı için teşekkür ediyorum. Özellikle sabahtan itibaren bizimle birlikte olan, sabah 9.30'dan itibaren bizimle birlikte olan eğitmen arkadaşların hala burada olduklarını görüyorum. Teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Hafıza Merkezi'ne ve Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi'ne Kıbrıs'taki deneyimleri anlatmak, paylaşmak ve bilgi paylaşımında karşılıklı olarak bulunmak üzere değer görüp bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Şunu da söylemek isterim ki Kıbrıs'ta iki toplumlu, ki biz çok toplumlu demeyi tercih ediyoruz. Çünkü sadece Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar üzerinde durmanın da bencillik olduğunu aslında vurgulamak lazım. Çünkü Kıbrıs coğrafyasında Maronit, bizim dediğimiz Lübnan kökenli Katolik Maroniler, Kıbrıslı Ermeniler, Kıbrıslı Yahudiler de var. Dolayısıyla da çok toplumlu, çok kültürlü tarih çalışmaları ve eğitim çalışmaları kapıların açıldığından itibaren, 2004'ten itibaren sürdürüyoruz. Ve dünyanın çeşitli yerlerinden de aslında bu deneyimleri paylaşmak ve neler nasıl yaptığımız üzerinden bilgi aktarmak, tecrübe aktarmak için davetler alıyorduk. Amerika'dan İngiltere'ye, Almanya'ya, İrlanda'ya, Lübnan, Ermenistan gibi yerlere gittik. Türkiye'den ilk defa davet aldık diye. Türkiye'den ilk defa davet aldık. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Bizim bu meselelere ve bu mevzulara orada nasıl yaklaştığımız üzerinden bir şeyler söyleyerek başlamak istiyorum. Ya, insanlık tarihi ve insan üzerinden aslında başlayabildik. İnsanlık tarihi maalesef hiç de insanca olmayan, insanlık onuru ve vicdana sığmayacak olaylarla ve dönemlerle doludur. İnsanın insana ettiğiyle İnsan olarak yüzleşmek kolay değildir. Daha da zor olanı yakın geçmişle. O en yakın var ya, en zoru o aslında. Yakın geçmişimizde ve özellikle de kendi toplumlarımız içerisinde yaşanmış olumsuz etkileri hala toplumsal yara halinde devam etmekte olan, şiddet içeren, gayri insani, ki kayıplar bunlardan bir tanesidir sadece, gayri insani olaylarla yüzleşmektir. Karşı toplumun veya toplumların birbirine ettiği daha kolay oluyor da her bir toplumun kendi içerisinde veya o devlet dediğimiz mekanizmalar veyahut da diğer örgütlerle olan ilişkilerde yaşananların kastediyorum. Tabii bunları yaşamış, yaşatmış, hani mağdur diyebilirsiniz, fail, yaşamış, yaşatmış ama bir de şahit olmuş,
yapılanlara sessiz kalmak zorunda hissetmiş veya buna zorlanmış kuşakların veya onların çocuklarının kendilerini bu tür yaşanmışlıklardan soyutlayarak veya sorumluluk hissetmeyerek yollarına, yaşamlarına devam edebilmeleri kolay değildir. Dolayısıyla çok sayıda insan kendi toplumları, ülkeleri diyebiliriz, devletleri içerisinde vuku bulmuş şiddet olaylarını meşrulaştırma mekanizmalarına, kendilerini aklama adına kolayca teslim olabilmektedirler. Bunu tespit ettik o tecrübelerle. Böylece yakın geçmişle yüzleşerek gerektiğinde sorumluluk almayı gerektiriyor tabii. Sorumluluk alarak olumsuz yaşanmışlıkların tekrarlanmasını engelleyecek yollar arayışına katkıda bulunarak insanların ve toplumların, halkların birbirleriyle ve daha da önemlisi aslında kendi kendimizle, kendi kendileriyle barışmaları ve daha sağlıklı şekilde yollarına, yaşamlarına devam etmeleri olanağı önemli ölçüde o meşrulaştırma mekanizmaları nedeniyle kaçırılabilmektedir. Dolayısıyla onların deşifre de edilmesi üzerinde durduk. Söz konusu meşrulaştırma mekanizmalarından bir tanesi maalesef bizim meslek. O meslekten de utanır hale geldiğimiz zamanlar oluyor. Meslek midir, bilim midir, film midir, nedir dediğimiz. Evet, maalesef o mekanizmalardan, etkili de mekanizmalardan bir tanesi tarih, öbürü tarih eğitimi, diğeri ders kitaplarıdır. Tarih adı altında devlet mekanizmalarına hakim kesimler tarafından hazırlanan ve tam da bu nedenle o resmi sıfatını gerçek anlamda hak eden eğitim ve ders programları ile kitaplarında nelerin yazılıp nelerin yazılmayacağına kim karar veriyor? Yine o hakim kesimler karar veriyor. Neyle karar veriyor? Milli çıkarlar, tırnak içerisindeki milli çıkarlar doğrultusunda belirlenmektedir. Ve bunların gerçekten milli çıkar olup olmadığını tartışmak ve sorgulamak da milli çıkarlara aykırı olduğu için bunları sorgulamak bile sorun teşkil etmektedir. Dolayısıyla onların tartışılması, yok sayılmadan konuşulması bile önemli bir neredeyse kahramanlık haline gelebilmektedir. Ve belli kişiler ne kadar yürekliyim, cesurum diyerekten bunu söyler hale gelip bunun üzerinden de tekrar işin felsefi boyutuna girip tartışma uzayabilmektedir. Bu milli dediğimiz milli tarihin, resmi tarihin her zaman haklı ve mağdur biz ile, Kıbrıs'ta da öyle işledi, her zaman haksız ve zalim ötekiler tasavvuru çerçevesinde ötekinin işlediği cinayetler, öteki olarak konumlandırılan grubun 7'den 70'e tüm üyelerini genelleştirerek canavarlaştıran ve onlara karşı kin, intikam ve nefret yaratabilecek üslupta ele alınırken, biz kategorisinde kurgulanan grup üyelerinin işlediği benzeri cinayetler genelde yok sayılmakta, bazen inkar edilmekte, bazen de haklı çıkarılarak yapacak başka bir şey yoktu paradigmasıyla değerlendirilmektedir. Burada milli tarih adı altında aslında milliyetçi hem de aşırı milliyetçi tek bir tarih kurgulanmaya çalışıldığını da biliyorsunuz. Zaten bu işlerle herkes iştigal ediyor, o belli. Ama altını da çizmek istiyorum. Milli veya ulusal düzlemde tarih çalışmaları ve eğitimi elbette yapılabilir, yapılmalıdır da hatta. Ama burada dikkat çekilmek istenen, yapıla gelenin milli tarih olmadığı, yaşanmış olumsuzlukların yeniden üretilmesine, yaşanmasına katkıda bulunabilecek şekilde, düşmanlıkları körükleyici şekilde ötekileri dışlayarak tek yanlı kurgulanan o milliyetçi, hatta ırkçı boyutlara varan resmi tarih anlayışıdır. Tabii akademik tarih ile tarih eğitimi çevreleri açısından tüm bunlar elbette sorundur. Resmi matematik, resmi kimya, resmi fizik, hatta aynı derecede resmi sosyoloji, resmi psikoloji söz konusu değilken
tarihin resmi ve milli olması sıkıntılar yaratmaktadır bizim o çalışmalarımızda. Herkes iş tarihe gelince ekonomide işte ekonomist değilim dikkatli konuşayım diye başlanır veya hukukçu değilim dikkatli konuşayım diye başlanır ama tarih mevzuunda ve tarih eğitimi mevzuunda herkes sizden daha fazla o konulara hakim olduğunu söyler ve öğretici bir üslupta karşınıza çıkabilir. Geçmişle yüzleşme dediğimiz süreç Kıbrıs'ta da akademik, teorik veya kuramsal düzlemde, tarih disiplini düzleminde hassas ve çatışmalı diye tabir edilen konuların ise hangi yöntemlerle tarih eğitimine, yaş gruplarını dikkate alarak eğitim öğretim sürecine dahil edilebileceği noktasında baktığımızda da tarih eğitiminin çalışma alanları arasındadır şu anda o moda diye tabir ettiğimiz modalardan bir tanesidir. Kıbrıs'a baktığımız vakit bir cümleyle bile olsa söylersek coğrafya olarak Kıbrıs her dönemde geçmişine baktığımızda önemli sayıldı maalesef. Yani bölgenin ve dünyanın süper güçlerinin eski çağlardan itibaren ele alırsak maalesef önem atfettiği bir coğrafya. Küçüklüğüne ters orantılı bir şekilde büyük önemler atfedilmiştir. Dinsel önemler, ekonomik önemler filan. Mesela eski çağda işte kereste açısından önemliydi. Ormanları açısından stratejik maddeydi. Gemi yapımında falan kullanılıyordu. Tabii orman kalmadı şimdi. Kel ve kurudur. Ona da dikkat çekmek isterim. Bakır yataklarının, bakır maden yataklarının önemli olduğu dönem, onu da dikkat çekin. Bakır kalmadı tahmin edebileceğiniz üzere. Jeopolitik ve stratejik, aman Allah'ım önemi, korkarım bu hala sürüyor, önem verilmesi. Dolayısıyla şimdi hele bir de petrol, doğalgaz bulunmuş, çok üzüldük ona. Başımıza da orası orada sakata gelinir gene diye düşünüyoruz. Dolayısıyla aslında bu kadar yıldır bir daha tekrarlanmasın yaşananlar derken her anda yine tekrarlanabileceğinin de bilincinde olmak gerekiyor ve bu tip çalışmaların ne kadar önemli olduğunu da bir kere daha hatırlatıyor bize. Kıbrıs çatışmalı yakın bir geçmişe sahip. Toplumlar arası ve toplumlar içi şiddet bildiğimiz anlamdaki savaşın yanında bunun bir iç savaş boyutunun da ve o şiddet unsurlarının da yaşandığı bir coğrafya ve geçmiş. 1974'te biliyorsunuz coğrafi sınırlarla ayrılan iki toplum 2003 yılına kadar kesin sınırlarla, barikatlarla, kapılar diyoruz biz Kıbrıslılar ona. Kapılar kapalıydı. Dolayısıyla yaklaşık 30 yıl mı ediyor? Birbiriyle hiçbir diyalog ve teması olmadan, temas imkanı olmadan önemli bir süre insan boyutundaki insan ömrünü ele aldığınızda yani henüz doğmamış olan biri bile kapılar açıldığında 30 yaşındadır, 40 yaşındadır, 10 yaşlarında olan birisi. Bunlardan bizim kuşak bile bu şekilde değerlendirilebilir. Yaşım çıkacak ama yani işte 5-6, 5 yaşı, 4-5, haydi azaltayım. 4-5 yaşında idim 74'te kapılar açıldığını duyduğum zaman ben şahsen de başıma bir ağrı girdi. Çünkü öbür taraf yani. Ve üstelik öbür taraftan kuzeye gelmiştik. Dolayısıyla o ailevi bağların ve o köy kutsallaştırılan bizim köy o tarafta filan noktasında da bir karşılaşma yaşandı. Tabii bu süre boyunca, bu kapıların da kapalı olduğu süre boyunca tek geçmiş ama iki büyük resmi tarih kurgusu yeni kuşaklara aktarılmış durumdaydı. Halen de büyük harfle iki tarih, tarihin T'si büyük olarak iki tane büyük anlatı söz konusudur. O aynı geçmişe bakış açılarından. 2003'te kapıların açılmasıyla tarih eğitmenlerinin bazıları tabii ile akademisyenlerinin
ve tarih veya eğitim çalışmalarına ilgi duyan diğer disiplinlerden ve meslek gruplarından karşı tarafla birlikte düşünme, birlikte konuşma, birlikte sorgulama ihtiyacı duyan, diyaloğun öneminin farkındalığına varan kişiler bir araya geldik. Ve bu HDR diye geçen kısaltılmış adı Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği bünyesi altında tarihe bakış açıları, her iki tarafın tarih ders programlarının ne şekilde olduğunu, sizde nasıl oldu, biz nasıl bakıyoruz, siz neye bakıyorsunuz diye büyük bir de merakla, ilk başlarda oldukça da kalabalık katılımlarla seminerler, konuşmalar düzenlenmeye başlandı. Ve bu derneğin farkı sadece yüzeysel bir toplanma, çünkü onlar çok oluyor. Yiyelim, içelim, evlere dağılalım. Genelde de Türkçe konuşanlar, Türkçe konuşanlardan bir kenarda durur. Herkes tanıdığıyla gene orada konuşur. Rumca konuşanlar, Rumca konuşanlardan bir arada durur. Ama aynı ortamda yiyip içip ondan sonra da işte yasu görüşürüz. İki dilli, o tip bir şey diye evlere dönülüyor. Gerçek anlamda diyalog ise birlikte somut bir şey, bir çaba, bir emek göstermenin gerektirdiği düşüncesiyle projeler geliştirerek o projelerde işte çok toplumlu bir yapı oluşturarak birlikte somut alıcı, örneğin işte yardımcı eğitim materyalleri hazırlanması. Yani biz kalkıp şimdi kitapları değiştirelim de tek bir kitap önerelim noktasında değil. Fakat her iki tarafta da okutulan müfredatlara müdahale etmeden o müfredatlardaki ortak noktaları bularak zaten okutuluyor olan konuların la ilgili olarak yardımcı eğitim materyalleri hazırlanması, öğretmenlere atölye çalışmaları aracılığıyla o kitapların nasıl kullanılması üzerine interaktif olarak bir değerlendirme, öğretme demeyelim çünkü öğretmen çok gıcık olur ona, biliyorum. O tip sıkıntılar da, çünkü sorarsanız ne tip sıkıntılar yaşadınız, Allah, o tip sıkıntılar var. Öğretmenin akademisyenden haz etmemesi, akademisyenin öğretmenliğe saygı duymuyor falan demesi, öbürü pratikte daha önemlidir demesi, diğeri filan. Bu tip şeyler de tabii aşılması gereken, önceden bilinirse kolayca aşılabilecek konular olarak karşımıza çıkabiliyor. İnterdisipliner bir yaklaşım olmasının önemi ortaya çıktı, paylaşmak gerekirse o tecrübeleri. İnterdisipliner derken, yani sadece öğretmenlerin, akademisyenlerin, hele ki sadece tarihle ilgili öğretmen ve akademisyenlerin değil, dilcilerin, sosyologlar, psikologlar, uluslararası ilişkiler uzmanları, siyaset bilimciler, hatta şehir bölgeciler, mimar mühendisler, iletişimciler. Yani aslında şunu fark ettik ki ne kadar farklı disiplinden insan bir araya gelebiliyorsa, ilgisini çekmesi şartıyla, tabii ki bu işlere katkı koyma şartıyla, bunların daha önemli bir katkı sağlayabileceğini o interdisipliner üslubun. Her proje için dedik ki çok toplumlu ekipler oluşturuldu. Fakat aynı zamanda da üçüncü ülkelerden veya üçüncü ülke demeyeyim, uluslararası çapta saygınlığı olan, ismi olan, alanla ilgili uzmanlar, böyle tarafsız olduğunu da kimsenin şey yapamayacağı uzmanlar, teknik anlamda danışmanlık ve yeri geldiğinde de arabuluculuk yapmak üzere dahil edildiğini de söylemem lazım. Şey açısından da, belki çünkü sürem azaldı, hemen onu da ekleyeyim. Bu uluslararası veya internasyonel bir dayanışma içerisine girme çok önemli oluyor. Sivil toplum için veya bu tip işlerle iştigal eden için. Çünkü bu tip işlerin verimli olabilmesi için
ulusal ya da yerel ne derseniz otoritelerin, eğitim otoritelerinin onayını almanız gerekiyor. Bakanlıkların onayını almanız gerekiyor. Ve o uluslararası kurumlar işte Avrupa Komisyonu'ydu, Birleşmiş Milletler'di veya Cambridge Üniversitesi herhangi bir bu tip şeylerin dahil olması tarafların en azından itiraz etmemelerini, karşı taraf itiraz etsin diye birbirlerinden beklemelerini gerektiriyor. Böyle bir avantajı var. Artı bir de tabii ki ne kadar nasıl ki interdisipliner fayda oluyor, ne kadar da internasyonel olursa o kadar da daha fazla tecrübenin den yararlanılmasını getiriyor. Şunu unuttuk biz. Kayıp şahıslar dedik. Şeyin dernekle ilgili bir bakarsak söylemediğim bir şey zaten yok. Amaçları orada gördüğünüz üzere. Bunlar bizim destek aldığımız ve yerel otoritelere de yani biz bunları destekliyoruz diyen uluslararası kurum kuruluşlardan bazıları sadece. Öğretmen sendikalarının destek vermesi önemli oldu. Özellikle Kıbrıslı Türk Eğitim Öğretmen Sendikaları çok destek verdi başından itibaren. Onlar verince Rum sendikalar da destek verdi. En azından katılımda bazıları o kadar da samimi olmamakla beraber Rum tarafı söz konusu olduğunda öğretmenlerin katılması, sendikalar yoluyla öğretmenlere haber verilebilmesi ve bir ağ yoluyla bunların işte gerek kitapların gerek workshoplara davet edilmeleri anlamında önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Bu projenin, büyük projenin ki kayıp şahıslarla ilgili kitap da bu projenin bir tanesidir. Bir de mekan sahibi olduk ara bölgede. Ölü bölge diyoruz Kıbrıs'ta. Lefkoşa'yı bilen varsa Rum tarafıyla Türk tarafı arasında Letra sokağında kimseye ait olmayan, sahibi olmayan Birleşmiş Milletler kontrolünde bir sokak var. O sokağın 3 tane adı var. Bir Türkçe adı ki farklıdır. Sultan Selim Caddesi. Rum tarafında başka bir adı var. Üçüncü şekilde diyebiliriz. Artırabiliriz istersek. Böyle bir kullanılmayan bina ikna edilerek çeşitli çevreler ve fon bulunarak Kıbrıslı bir Ermeni'ye aitti. Bu alınıp şöyle bir hale getirildi. 6 kafe, çeşitli ofisler var. Sadece Tarihsel Diyalog Derneği değil. Ama diğer sivil toplum örgütleri de iki toplumlu veya çok toplumlu olmaları şartıyla burada bir araya gelip örneğin yani şehircilik açısından da ele alabilirler veya kendi alanlarında her neyse oralarda çalışabilirler, bir araya gelebilirler. Aslında öz eleştiri de yapıyoruz. Acaba iki bölge yetmezdi, üçüncüyü de mi yarattık diye. Yani veya mevcut durumun meşrulaştırmasını ve devamını mı, hatta normalleştirmesini mi sağlıyoruz diye. Hocam orada öyle düşünmüş herhalde. Onlar üzerinde de en azından sorguluyoruz, kaçmıyoruz bunları sorgulamaktan. Ve öz eleştiri yapmaktan da yüzleşme derken de esas bunlar. Yardımcı eğitim materyalleri derken temel ilkeleri belirledik. Görüyorsunuz burada. Eğitim materyallerinin üretimi açısından. Bunlar kitapların bazıları. Mesela Kıbrıs'ta Osmanlı dönemi. Her iki tarafta da aslında müfredat da var, okutuluyor. Sadece sabahtan beri konuştuğumuz işte isimleri değiştirirseniz Türk yerine Rum, Rum yerine Türk koyarsanız aslında aynı üslupta yazılmış kitaplar olarak onları da alıp çok da fazla rahatsız da etmeden her iki tarafı bunların disipliner tarih yöntemiyle nasıl ele alınabileceğini ve okutulabileceğini gösteren şekilde. Bunlar web'de var mı? Web'de var, evet.
Web'de var. Buraya da birkaç tane Osmanlı tarihi mesela bir size vereyim, torpil yapayım şey. Konuşmacısınız. Disipliner bakış açısından cevabımız bizim tarih nedir bunu da, çünkü nedir, nasıl tanımlayacağız şimdi, bir tanım sorarlar bize, workshop yapıyoruz filan, ne diyeceğiz diye. Ondan sonra yani bunun aslında tarih derken tarihin geçmiş olmadığı, İngilizce'deki past başka bir şey, history başka bir şey diyerekten tarihin geçmiş hakkında bilgi edinme yolunda bir yöntem olduğu üzerinde uzlaşabileceğimiz, geçmişle ilgili bir bilgi, geçmiş bilgi de değil hatta, geçmiş üzerine bir bakış, onun üzerine bir düşünme, bir beyin jimnastiği olarak bir disiplin olduğu üzerinden, disipliner tarihsel düşünme adı altında, ki onun detayına zaten girecek değiliz. Burada gene bununla ilgili disipliner tarih yaklaşımını veriyoruz. Tartışmalı konulara nasıl bakıyoruz? Kayıp şahıslar bunlardan bir tanesidir. Burada herhangi bir bilgiyi empoze etme veya herhangi bir anlatıyı sunma, işte biz gerçek tarihte budur diye filan değil. Fakat özgür diyalog ve bir tartışma ortamının yaratıldığı bir sınıf ortamı içerisinde demokratik bir biçimde konuyla ilgili olarak anlatıların çoklu bakış açılarının verilmesi ve onun üzerinden o kadar da basit olmadığı, tek bir şekilde de açıklanamayacağının görülmesi şeklinde gidiliyor. Empoze etmek yerine, söylemişim meğerse, özgürce konuşabildiklerini hissetmelidirler. Kolaysa hissedecekler. Dolayısıyla burada görüyorsunuz, bildiğimiz iki dakika kalmış. Hep artık slogan haline gelmiş öğrenci merkezli bakış açısı. Bu duygusal, hassas, çatışmalı ne dersek artık adına, o konulardan kaçılmaması gerektiği, yok sayılmaması gerektiği, onun yerine duygusal tepkilerini ve görüşlerini de hatta ifade etmeye teşvik edilmeleri. Dolayısıyla farklı görüşlere, farklı değerlendirmelere ve farklı yaşanmışlıklara tahammül edebilmenin gösterilmesi. Neyin aslında sensitive'in, evet. Sensitive'in. Aslında çatışmaların farklılıklardan doğmadığı, üstünlük iddialarından, birinin öbürünün üzerinde hakimiyet kurma iddialarından, ki hocam da aslında söylediğini, ne zaman o eşit göreceğiz, aslında o görmemekten kaynaklandığını, doğrudan kafasına vurarak, gözüne sokarak değil, ama böyle bir ortamda dolaylı olarak herkes zaten bunu düşünebiliyor. Şey de gene yeri gelmişken tekrar etmiş olacağım ama dünyadaki örnekleri vermek bu bakımdan önemli oluyor. Doğrudan kendi konunuza girmek yerine İspanya'da yaşanmış olanlar, eski Yugoslavya'da yaşanmış olanlar, Guatemala'da yaşanmış olanlar üzerinden verdiğiniz vakit kendiliğinden zaten o düşünme provoke edilmiş oluyor ve benzer tanıdık geliyor zaten. Çok şey tanıdık geliyor veya bazen çok dolaylı, ben hiç hesaplamadığım halde küçük bir de anımı anlatayım. Şeyde Almanya'ya gitmiştik, bu Holocaust'la ilgili de yapılan çalışmaları görmüştük, Yahudilerle ilgili. Ve orada Almanlarla, sıradan Almanlarla da konuşurken, sözlü tarih çalışmaları neticesinde de söyledikleri, yani nasıl izlediniz? Çünkü anlatılıyor, bir sürü Yahudi mahalleden toplanıyor falan, trenlere bindiriliyor, gidiyor, yani görmüyor musun? Yani nasıl tepki vermeden, nasıl yaşadınız? Yani nasıl olabilir? İşte biz onların başka ülkeye götürüleceklerini düşünmüştük. Yani öldürüleceklerini düşünmemiştik ve bunu anlatırken sınıftaki öğrencilerimden bir tanesi dedi ki, ya Ermeni tehciri gibi mi? Yani Ermeniler başka ülkeye gidecekti zaten, değil mi hocam dedi. Hiç kendim hesaplamadığım halde
böyle bir şeyin yapılması dediğim gibi şey yapabiliyor. Vallahi kızacak galiba, bitiyor. Tarihsel düşünmeyi geliştirme. Soruları da açalım. Evet, merak ettiğiniz şeyler olursa da açabileceğiz. Kesmem lazım çünkü bak gitti. Bitti. Bitti, bitmiyor. Ama zaten anlatmışız. Şeylerden, o dönem gazetelerinden mesela kayıplarla ilgili ve öldürülenlerle ilgili neler çıkmış her iki tarafta da. Yani birinci el kaynaklardan ve anlatılardan yararlanmak anlamlı olabiliyor. Bu tabii sabahtan zaten Alev Hanım workshop olarak bir ders uygulaması da bu kayıp şahıslarla ilgili kitaptan yapmıştı. Orada olmayanlar kaybettiler. Ve bu sorular üzerinde de durmuştuk. 75'te Kıbrıslı Türkler neden Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği'ni kurdu? Kıbrıslı Rumlar neden kurdu? Yani sadece soru sormak yeterlidir. Cevap vermeye gerek yok aslında. Sadece bu sorular çok şey anlatıyor ve o çoklu bakış açısını gösterebiliyor. Bir iki belki yardımcı olmak maksatlı denebilir. Kıbrıslı Rumlarda işte o kayıp vurgusu var. Beyan edilmemiş tutsaklar. Kıbrıslı Türklerde ise herkes şehit, kayıp yok gibi görünüyor. Bunların politik nedenlerle olduğunu da sorular sorarak orada inşa ediyorsunuz o bilgiyi. Bu tip yöntemlerle de teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Mutlu şimdi 15 dakika konuşacak. Hayır, ben yani evet, kitap verecek, dolayısıyla daha da kısa konuşabilirim. Mutlu Öztürk bizimle uzun süredir çalışan bir arkadaşımız. Hassas meseleler konusunda birlikte ders de ürettik. O belki gördüyseniz sitemizde mesela Dersim konusundaki dersler, işte Melisa Soran'la beraber ekiple bazı ekipteki arkadaşlar da var. Dersler üretiyoruz. Ders kitaplarında İnsan Hakları Projesi'nin ilk koordinatörlerinden tarih hangi dergi? Vakfı yoktum. Üyesi vesaire artık. Uzun bir CV'si var, oradan okursunuz. Buyurun hocam. Yok, çok çok uzun CV değil. Yani ben esas olarak kendimi öğretmen olarak tanımlıyorum. Aslında Meltem Hocam benim işimi epey kolaylaştırdı. Yani eğitim üstüne artık konuşmaktansa böyle ders organize etmeyi ve ders yapmayı daha çok sevdiğim için bugün olabildiğince zaten buradaki heyetin çoğunun bildiği şeyleri derli toplu hızlı bir şekilde toparlamayı ve sonra beraber tartışmayı tercih edeceğim sanırım. Hep öyle bir yama şimdi, uzun konuşuyor, dikkat edin. Ya evet, bu klasik giriş cümlesini ettikten sonra. Soru şuydu, yani bu konuşmanın başlığını ne diye koyacaksın diye Kenan bana sorduğumda o anda doğaçlama, ya okulda hafızada okul olsun dedim. Sonra o soru üstünden konuşmamı hazırlamaya çalıştım. Gerçekten açıkçası bu geçmişle yüzleşme meselesinin öğretmeni ilgilendiren boyutu okulda biz bu geçmişi bugüne kadar nasıl kura geldik ve daha sonra çocuklarda bu kurulduğumuz geçmiş çocuklarda ne tür izler bıraktı ve bu nasıl devam etti? Bununla ilgili yani bir sürü akademik çalışma var. İnsanlar son 15-20 yıldır genel olarak bu hafıza meselesini tartışıyorlar. Bu Holocaust eğitimi çalışmaları da bu alanda çalıştı vesaire, ama daha böyle Türkiye'ye özgü bir yerden bakmak için ben kendi çocukluğuma gittim ve yani kendi okul hatıralarımı deşmeye başladım. Oradan aklıma gelen şu oldu. Ben bile diyorum çünkü ne bileyim Aleviyim, işte Kürt, yani 3K dedikleri, yani işte zaten Alevi kökenliyim, Kızılbaşım, işte Kürdüm. Babam 60'lardan itibaren Cumhuriyet okuyordu. Eve 68 kuşağından üniversiteli abiler gelip gidiyordu. Ve o evde yetişmiş birisi olarak ben de ilkokuldaki şiir okumalarımı hatırladım ve bayağı duygulanarak 29 Ekim törenlerinde kürsüden böyle titreye titreye şiirler okudum falan hatırladım. Daha sonra hadi o küçüktük, ama aynı zamanda ertesi gün mesela derse gidip o küçük halimle ilkokul 3'te, o zamanlar politizasyon çok hızlıydı, İlkokul 3'te 4'te hocamla devrim strateji tartıştığımı da hatırlıyorum. Yani bu ikisi aynı anda birlikte oluyordu. Hadi o daha çok küçük ilkokul falan, biraz büyüdük işte Galatasaray Lisesi'ne girdim. Yatılıyız hepimiz zaten bir yandan, daha orta bir de ne bileyim Banksen'in işte ilerlemeciler vardı. Banksen'in sendikasına gidip böyle şey katlıyorduk falan. Solcuyuz yani, örgütlüyüz.
Ama bir yandan da mesela 7. sınıfta gidip bizim Galatasaray'ın arka bahçesinden, arka bahçe tam karşıda çok güzel bir Rum okuluna bakar. Hangi dolduruş ve hangi zihniyetli olduğunu hiç hatırlamıyorum. Arka bahçedeki o Rum okulunu taşladığımızı hatırlıyorum. Ve muhtemelen ertesi gün yine kendimi solcu demeye, solculuk yapmaya falan devam ettim ama bir taraftan da orayı taşladım yani. Şimdi yani bunu da her yerde söylüyorum ya, bir tür günah çıkarma babında. Şimdi ve sonra dönüp yani bu peki niye, yani bu nasıl bir zihniyettir ki ya, insan rasyonel bir varlık, oturuyor, düşünüyor ve kendisini solcu ilan ediyor de sonra böyle bir haltı nasıl yiyor diye düşündüğümde de dönüp okulun sadece rasyonel olana değil, duygularımıza da hitap eden, bunu her gün yapan, sistematik bir şekilde yapan, baya böyle yani gövdemize ve zihnimize kazıyan bir güce sahip olduğunu hissettim. Ve burada mekanizmaları hepiniz biliyorsunuz. Yani birincisi ve en çok bilineni müfredat. Yani okulda öğretmen çocuklara ne öğretsin, sene sonunda ne sorsun, o çocuk ne bileyim işte bilmem daha üst bir okula gitmek için girdiği sınavda hangi sorulara maruz kalsın gibi soruları, gibi meseleleri belirleyen o müfredat denen şey. Ve bu müfredat başlığının üstünde biraz duralım. Orada yani Türkiye'nin şu son yüzyılındaki müfredat alanındaki çatışmaya baktığımızda yani esas olarak iki tane hakim söylem var. Yani birisi belki 1950'yi kırılma noktası kabul edersek klasik bir Kemalist gibi, yani 1950'yi bir karşı devrim noktası olarak kabul edersek 1950'ye kadarki dönemdeki biz duygusu ve onun belirlediği bir tarih, coğrafya ve okul iklimi ve içeriği, bir de 1950'den sonra adım adım gelişen bir başka, belki yani 1980'lerde adının konmasıyla Türk İslam sentezi dediğimiz yaklaşım. Şimdi bu iki yaklaşımın da belirlediği müfredat en nihayetinde konuşmanın en sonunda dönüp dolaşıp getireceğim yer orası. Yani barışın okulu denen şeyi reddeden, esas olarak bir Pax öneren, Pax Romana, Pax Americana gibi bir Pax öneren, yani diz çöksün, yani kendileri bir öteki tanımlıyor ve o öteki ancak diz çöktüğü zaman ona huzur ve barış vaat ediyor. O zaman yurtta sulh, cihanda sulh diyor. Ama o ana varsayımlara itiraz ediyorsan da sen onun dışındasın ve şiddete maruz kalmayı hak ediyorsun. Müfredat 1950'den önceki haliyle de, 1950'den ve sonraki ve şu anda kurulmakta olan yeni cumhuriyetin müfredatı da en nihayetinde birilerini dışlamaya devam ediyor. Dolayısıyla müfredat için baktığımızda gerçekten bu müfredat şey konusunda beni o arka şeydeki arka bahçedeki okulu taşlamaya kışkırtma konusunda gayet donanımlı, başarılı bir işlev görüyor. Artı bunu bundan yırtarsan, yani sınıfın arka sıra çocuklarındansındır, hocayı zaten sevmiyorsundur ve dinlemiyorsundur, işte sınavdan önceki gece işte kopya hazırlıyorsundur vesaire, dolayısıyla müfredatın etkilerinden birazcık kurtuluyorsundur. Ama şeyden kurtulamıyorsun, törenlerden kurtulamıyorsun. Bahçedeki pazartesi ve cuma günleri yapılan o törenlerdeki hazır olda kalma zorunluluğundan kurtulamıyorsun. Törenlerdeki o şiirlerden muaf kalamıyorsun. Okulun iklimi ve gizli müfredatı diye adlandıran o okul etnografisi üstüne çalışan akademisyenlerin o şeyden kurtulamıyorsun. Ondan bir şekilde şu ya da bu şekilde örgütlüsün, işte yani örgütlülüğünde yani kendi kendisi üstüne düşünen, dolayısıyla bu tür ne bileyim şövenizm hatalarına düşmüyor falansa bile başka mekanizmalar, mesela ne bileyim mahalle baskısı, mesela velilerin oluşturduğu dünya, mesela bugünün özellikle dünyası için konuştuğumuzda mesela medya ve internet ortamı vesaire, dolayısıyla okulların barışın okulu olmaması için gerekli epeyce bir mekanizma sağlam bir şekilde kurulmuş durumda. İyi de, şimdi konuşmanın bir bölümünü burada bitirmiş oluyorum. İyi de, eğer gerçekten bu böyle olsaydı, sonuçta bugün ve Türkiye'nin şu son yüzyılında olandan çok daha fazla vahşetle ve şiddetle karşı karşıya kalmış olmamız gerekmiyor muydu? Çünkü sokağa çıktığımızda Türkiye'nin ırkçıları, faşistleri sonuçta yine de her şeye rağmen o kadar da hegemonik değiller. Ne oldu da bizim bir toplum olarak çıldırmamızı hangi mekanizmalar engelledi? Orada da belki karşı direnç noktalarına bakmak lazım. Yani Türkiye'nin öğretmenleri 20. yüzyıl boyunca evet faşist öğretmenler vardı, ırkçı öğretmenler vardı, ayrımcı öğretmenler vardı. Bunların bir tür nasıl diyeyim etnografyasını yapmaya
başladı. Bir sürü araştırmacı devam etmek lazım. Yeri gelmişken onlardan birkaç örnek vereyim. Bir, bu bildiğin gibi değildeki okul sahneleri. İki, şu en son Leyla Nezi ile Haydar Darıcı'nın yaptığı kitaptaki okul sahneleri. Üç, Bahar'ların işte bu tarih hakkındaki çalışma çerçevesinde gerçekleştirdiği burada benden hiçbir şey yok adlı çalışma. Kaç oldu? 5 mi 4 mü? Bizim DİSA'nın yaptığı dil yarası çalışması. Çok yeni tabii başladı bunlar ama sonuçta bir külliyat oluştu. Bunların üstüne bir de şeyi ekleyelim. İki dil bir bavulu ve Buka Barane'yi ekleyelim. Bunları çoğaltmak zorundayız ve oradaki şeye baktığımızda, orada anlatılanlara baktığımızda biraz ahlaklı bir öğretmenin utanması için sayısız örnek var. Yani okullar gerçek bir, bu 100 sene boyunca, 1915'ten başlatalım hadi, bu 100 sene boyunca aynı zamanda gerçek bir işkencehane olarak çalıştılar. İşkence denen şeyi sadece ve sadece size verilen elektrik olarak tanımlamıyorsanız. Ve bunların tutulmaya devam edilmesi lazım. Ama aynı anılarda bakıyorsunuz mesela, çocuklar iyi öğretmen diye bir şeyden de bahsediyorlar. Bütün bu mekanizmalara direnen ve çocuklara, yani insan olmanın nasıl bir şey olabileceği konusunda fikir vermeye çalışan bir devrimci radikal öğretmen hareketi diyelim Türkiye'de vardı. Bence bu çok önemli bir direnç noktası oluşturdu. Okulların tümüyle çıldırmaması için. Artı okulların bizzat kendi içindeki öğrencilere baktığımızda Türkiye tarihinin böyle nasıl diyeyim, nispeten bahar diye ifade edebileceğimiz belli dönemleri vardı. O dönemlerde ortaya çıkan gençlik hareketleri. Artı gündelik hayatın kendiliğinden direnişi dedikleri en tipik örneklerini yatılı okullarda bulacağınız o öğrenci içgüdüsel iktidara tepkisi vesaire. Ama sonuçta bu barışın okulu olmaması için her şeyin yapıldığı mekanlar, kurumlar en nihayetinde o kadar da büyük bir tahribat, en azından hedefledikleri kadar büyük bir tahribatı yaratamadılar. Çünkü insan eninde sonunda bir yerden sonra direndi, direnmeye de devam ediyor. Yani bu kadar belirleyici, hepimizin kaderini tümüyle belirleyen kurumlar olamadı okullar dedim ama bunu böyle yapmak isteyen projeler vardı ve işte bu projelerden bir iki tanesini saymaya çalıştım. Peki ama şimdi şu geldiğimiz noktada bütün bunların farkına vardıktan sonra ve işte yani 1915'te de 1938'de de işte 6-7 Eylül'de sokaklara salınan o güruhta da daha sonrakinde de hepsini saymayalım. Okul denen kurumun bu kadar payı vardı. Bunu fark ettik, adını koyduk. Bundan sonra ne yapacağız? Bu adını koyma, yani teşhis etme. Okul bir asimilasyon aracıydı, bir işkence mekanıydı. Okul bugün Türkiye toplumundaki çatışmaların çok önemli bir bölümünün nedenlerinden birisidir gibi bir saptama yaptık. Dolayısıyla teşhis ettik. İkinci aşama teşhir etmek. Yani ve bundan hiç vazgeçmemek lazım. Sistematik olarak bunu söylemek, bunu çok çeşitli araçlarla, çok çeşitli ürünlerle tekrar insanların ve Türkiye kamuoyunun yüzüne çarpmak. Bunu evet arkadaşın deminki oturumun sonunda sorduğu gibi, bunu aynı zamanda çok önemli bir politik mücadelenin konusu yapmak ve en nihayetinde bunun esas olarak politikayla, nihai çözümün politikayla olduğunu bilmek. Ama teşhis ve teşhirin yanında bir de şeye dair çalışmak lazım. Peki alternatif nasıl bir şeyler yapılabilir? Alternatif derken kastettiğim şu. Bu eleştiriyi yapıyoruz. Durumu saptıyoruz. Hatta burada hep beraber saptıyoruz. Ama muhtemelen sınıfa girdiğimizde bu söylediklerimizden, bu yaptığımız, söylediğimizi, inandığımızı düşündüğümüz şeylerden çok farklı davranabiliyoruz. Dolayısıyla bir sonraki ve yani hızlıca bitireceğim. Bir sonraki kritik unsura geliyorum. Başka şeyleri atlayıp öğretmen eğitimi. Şimdi ders kitapları kritiktir dedik. Bir sürü açıdan kritik olduğunu saptadık ve tarih hakkında 10 sene önce bu ders kitaplarında insan hakları projesini yapıp bir şekilde oranın bir fotoğrafını çektik. Ama bir sonraki adımın öğretmenin eğitimi meselesinin çözümü konusunda çok fazla henüz bir şey üretebilmiş durumda değiliz. Birkaç küçük
girişim ve alternatif çaba örneği vereyim. Bir en son Helsinki Yurttaşlar Derneği, işte Boğaziçi Eğitim Fakültesi, Muş Alparslan ve Van 100. Yıl Üniversitelerinin katılımıyla yani Kürdistan'daki öğretmenler, işte İstanbul'daki öğretmenler, 3 ildeki öğretmenler ve olabildiğince ne bileyim eğitim senli, eğitim bir senli, hiçbir kesimden olmayan öğretmenlerle 3-4 günlük böyle kapanıp çalıştaylar düzenlemeye çalıştık. Ve şunu yapmak istedik. Orada her şeye rağmen bu 25-30 yıllık iç savaş süresince öğretmenlik yapmaya devam etmiş ve buradan pozitif ya da negatif bir sürü deneyim biriktirmiş arkadaşlar var. Bu tarafta bu mesele üstüne düşünmeye çalışan arkadaşlar var. Ve bu insanların birbiriyle buluşmasını, bu farklı kesimlerden insanların, yani İstanbul'dakilerin ve oradakilerin birbiriyle buluşmasını sağlayan vesileler oluşturmaya ve oralarda nasıl diyelim, örnek ders demek istemiyorum ama üstünde tartışılacak böyle modüller gerçekleştirip onlar üstüne beraber tartışma vesileleri kurmaya çalıştık. Ve son olarak da burada bizim Kenanlarla yapmaya çalıştığımız proje çok çok kritik, çok önemli. Bu Seçbir'in sitesinde hemen hemen hepsinin metinlerini bulabilirsiniz. Dördünün de galiba video kaydını bulabilirsiniz. O çalışma bence çok önümüzdeki dönemde yapılması gerektiği açısından da çok örnek bir çalışma. Yani birincisi yani çalışmayı akademi ve lise birlikte yaptı. Bu çok önemli. Ne lise tek başına ne akademi tek başına bu çok devasa meselenin içinden çıkma şansına sahip değil. İkisinin de dilleri çok farklı. Ve yani akademiyi bıraksanız günlerce mesele üstüne konuşup fazla bir değişim yaratamıyorlar çocuklarda. Lise hocalarına baksanız çocukla ilişki konusunda nispeten daha deneyimli, daha kıvrak vesaireler ama orada da çok ciddi bir entelektüel derinleşme ihtiyacı var. Dolayısıyla bu iki dünyanın bir araya gelmesi, bütün bu demin saydığım projelerde de bu vardı. Birinci önemli özellik bu. İkincisi, meseleyi sadece bir içerik meselesi olarak görmemek. Birçok öğretmen, kendisini ilerici sanan, işte insan haklarına duyarlı sanan birçok öğretmende bu hata var. Yani varsayım şu, yani bugüne kadar gerici bir içerik vardı müfredatlarda. O gerici içeriği kaldırıp onun yerine benim kendi içeriğimi koyduğumda mesele hallolmuş olur. O yüzden de bakın mesela Türkiye tarihindeki bu eğitimle ilgili tartışmalarla hemen hep şey üstüne gider. Ya mesela inkılap mı diyelim, devrim mi diyelim tartışması. Yani genç arkadaşlara tuhaf gelecek olan, yani ders kitabında buna inkılap mı diyelim, devrim mi tartışması. Yani Türkiye'de 1960'lardan 90'lara kadar neredeyse böyle paradigmatik bir tartışmaydı. Yani ve o kelimenin oradan çıkması için büyük kavga verildi, oraya konması için büyük kavga verildi vesaire. Halbuki sonuçta adına devrim de desen, inkılap de desen, anlattığın topu topu nutuğun çizdiği kısmen yani nutuk bir tarihsel belge değil, bir siyasi belge ve yani 1927'deki iktidar kavgaları bağlamında okunması gereken ve tarihselleştirilmesi gereken bir belgeyken onun anlattığı şeyi tümüyle Cumhuriyet'in ve kuruluş sürecinin hikayesi olarak kabul eden şeyi anlatıyorsan adına istersen inkılap de, istersen devrim de. Benzer tartışmalar başka içerikler için de geçerli. Bugün hiç giremedim ama bu din dersi yani önümüzdeki dönemin çok temel tartışmalarından birisi haline döneceğinin işaretlerini vermekte olan şu kitaplarda dinin nasıl anlatılacağı, işte Alevilerin o ders kitaplarındaki ötekileştirilme süreci falan meselesi. Sonuçta bu paradigmatik mesele, yani içeriğin birisinin yani orada Atatürk de olsa, Muhammed de olsa, Marx da olsa, sen eğer anlatırken didaktik yöntem olarak, metodoloji olarak dayatmacı bir şey kullanıyorsan ortaya çıkan çocuk en nihayetinde eğitilmiş bir çocuk falan olmuyor. Ya da başka bir anlamda eğitilmiş bir çocuk oluyor. O çocuğun kafasının kolay kolay eleştirel bir şekilde çalışması mümkün değil. Dolayısıyla içeriğin nasıl verileceği içeriğin kendisi kadar önemli. Neyse, ben uzatmayayım. Yani kabaca esas olarak söylemek istediklerim bunlardı. Gerisinde beraber tartışırız diye düşünüyorum. Ha, yani iki tane alternatif çalışmaya da en son söyleyeyim.
ve hazır Tarih Vakfı'nın yetkili arkadaşları da buradayken, bir Tarih Vakfı yıllar önce bizim Faruk ve Gökçen Alpkaya bir 20. yüzyıl Türkiye Tarihi ders kitabı önerisi yayınladık işte Tarih Vakfı adına. Bir de TÜSİAD'ın finanse ettiği, bu Ahmet Kuyaş ve ekibinin hazırladığı, yine 1839'dan 1989'a kadar uzanan iki cilt halinde çok değerli bir çalışma. Ama bu iki çalışma da bence henüz bizim Türkiye toplumuna önereceğimiz kucaklayıcı tarih eğitimi şeyini içermiyor. Bu lafımı da etmiş olup bitireyim ben. Teşekkürler. Peki.